duanı hayırlı eyle. Sahini meşgul zemmini mağfur, amelini makbul makamını cennet eyle. Maracık olduğu kabrini ravzatın bir riyazı cinan eyle. Musbeti bir hukadir niran olmadan mahfuz eyle. Ziyaatlarını da hasenata tebdil eyle. Yapmış olduğu salih amellerini kendisine enis ve yoldaş eyle. Kabrine vardığında men rabbika ve madinika ve men nebiyyüke sorgu ve suallerini teshil ve cevaplandırmayı asan eyle ya Rabbi. İlahi hası olan sevaptan haseten, şu anda uzaktan ve yakından taziye için buraya toplanıp ele civanın diyen, bu cemaat-i müslüminin davete intikal etmiş bütün ölmüşlerimizin, yakınlarımızın, ana babalarımızın ehli imanında ruhlarını hediye edip sen vasıl eyle. Okunan Kur'an'ın nuruyla kabirlerini aydınlık eyle. Kabirlerini bir nur, makamlarını da cennet eyle ya Rabbi. İlahi dini için, vatanı için, bu katta saati için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edip sen vasıl eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Lütfunla, kereminle, rahmetinle, mağfiretinle muamele eyleyip cennetine nail eyle ya Rabbi. İlahi şu anda amin diyen bu cemaati de her iki cihanda aziz eyle. Dara-i saadetleri nasip eyle. Razı olduğun kulların zümresini de ilhak eyle. İlahi bizleri de bu ölüm günü için bu cenazelerden ibret alıp kendini bu günlere hazırlayan, hakiki mümin olarak yaşayıp mümin olarak onu teslim eden kullarından eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Bismillahirrahmanirrahim. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ الْحَسَنِ سِرْنَ دَمَاصَرَ اِلَى Amin diyen dillerimizi nârıca hilminden azat eyle. İlahi ya Rabbi, bizlerin de bu fani dünyada ömrümüz bitti, bu ecel gününde Azrail başımıza geldiğinde sağımızda Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde ol kelime-i tayyibe-i müddiye ki buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü diyerek içine kavamayı da cümlemize nasibi müyesser eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten merhume Fatma teyzenin ruhu için ve kâf ehli iman-ı vahallarının ruhu için Allahu Teala'nın rızâ-i şerifi için El-Fatiha. En büyük vaazdır, en büyük nasihattır. Ama kimler için? İbret nazarı ile bakanlar, ibret alabilenler için en büyük vaaz şu anda tabut içerisinde yatan Fatma teyzemizdir. Sevenleri, sevmeyenleri, hepimiz burada toplandık. Allah'ın huzuruna giderken Rabbimize dua edeceğiz. Allah'ım, mümin bir kuldu. Ben şahidim bunun Müslüman olduğuna. Hak ve hukukumu helal ettim. Bana hiçbir zararı olmadı. Dedirtebilmek çok önemlidir değerli Müslümanlar. Son ayrılık, son vedada hesaplaşma çok önemlidir. Allah cümlemizi hüsnü şehadet ile bu dünyadan ayrılan kullarından eylesin. İki cihan serveri, Efendimiz, önderimiz, Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'nın cenneti mevaya gitmesi yaklaştığı zaman Cebrail geldi, ona haber verdi. Senin Rabbinin huzuruna gitmen yakındır. 63 yaşına geldi. Ecel yaklaştı. O zaman ashabını topladı Allah'ın Resulü. Ehli beytini topladı. Ey ashabım, ey ehli beytim. Fatıma'yı, Ayşe'yi, Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i hepsini topladı. Benim cennetül mevaya gidişim yaklaştı. Rabbim bana bir mesaj gönderdi. Benim Allah'ın huzuruna gidişim yaklaştı. Ben de bunu size haber vereyim dedi. O zaman ashabı sevdikleri ehli beyti ahu figan etti. Ey Resulallah, ey Habiballah, biz seni anamızdan, babamızdan, canımızdan çok seviyoruz. Sen bizim önümüzde ışığımızsın. Sen bizim yolumuzu aydınlatan kandilimizsin. Senden sonra bizim yolumuzu kim aydınlatır? Sen yokken biz nasıl yaşarız diye ahu figan ettikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, size öyle bir yol bırakıyorum ki gecesi gündüzü gibi parlak İslam yolu, hak yol, hakikat yol, Kur'an bu yolu aydınlatıyor. Size iki tane vaiz bırakıyorum ki biri konuşan, biri susandır. Konuşan vaiz Kur'an'dır, Allah'ın kelamıdır. Kim Kur'an okur da ben Allah ile konuştum derse doğrudur. Allah'ın kelamı olduğu için Rabbim cümlemizi
Resulullah'ın ve Kur'an'ın şefaatinden ayırmasın. Amin. Ben size konuşan yol, vaiz, nasihat, Kur'an'ı bıraktım. Bir de susan vaaz, nasihat vardır. O da ölümdür. Aranızda bir meşgale çıktığı zaman Kur'an'a başvurun.